haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Mesela koçlar 22 Ekim'de neler oldu diyorsanız, koç burçlarının aslında büyük bir işi anlaşması gerçekleşti 22 Ekim itibariyle. Oluşması, yükselişi ya da hedeflediği noktanın büyük bir sevincini yaşıyor, tahtına oturdu. Ama uzun süredir iş bekleyen koç burçları için de inanılmaz derecede güzel haberler ve iyi başlangıçlar söz konusu olacak. Ama işleriyle ilgili yükseliş bekleyen koç burçları için de Kasım ayı onlar için gerçekten koltuklarının daha rahatlığının tadına varacaklar. Ev değiştirmek ya da yenilemek gibi fikri olan koç burçları için diyorum ki bir Şubat'a kadar sabırlı olun. Şu an idare edin bulunduğunuz noktada Şubat'tan sonra değişim gerçekleşecek. Evli koç burçları için de çocuk muradı ya da çocuklarıyla ilgili yurt dışı planı varsa büyük bir aydınlığa kavuşacak. Uzun süredir sağlık problemi yaşayan koç burçları için de mide ve mide ile alakalı sıkıntılar ön planda, dikkat diyorum. Ama ben aşk arıyorum Emine ablacığım diyen koç burçları için daha biraz daha sabırlı olacağız ama aşk doğru insanı bulma ve evlilik yapacağız. Doğru evliliğe geçiş sağlayacak. 20 Ekim boğa burçları neler bekliyor diyorsanız, boğalar inanılmaz derecede yoğun bir tempoya giriş yaptılar. Hedeflediği başarıyı sağlamak istiyorlar ve kendilerini çevreye ispatlama dediğim bir sürece girdiler. Çünkü geçmişin verdiği yorgunluk onları acayip kastı, yordu ve yıprattı diyorum. Ama o boğa burçlarında da değişme ve yükseliş beklentileri ve hedeflediği noktaya erişecek. Ve uzun süredir iş arayanlar için de sabırlı olursanız Aralık ayı doğru bir süreç olacak. 22 Ekim'den sonra sizin işlerinizle ilgili doğru cevap alacaksınız ve mutlu olacaksınız. İlişki konusunda evlilik kararı veren boğa burçları için Nisan'a kadar evliliklerinizi gerçekleştirip hatta ev alıp evlilik kapınız aydınlığa kavuşacağını söyleyebilirim. Sizde de bel fıtığı, boyun fıtığı gibi riskleriniz olabilir ve son zamanlarda kilo almaya başladığınız kilo dengenizi zayıflayarak toparlayabilirsiniz. Ailenizde sağlıkla alakalı ameliyat olacak kalp problemi olan biri olabilir. Dikkat diyorum, sağlığıyla alakalı sıkıntılar yaşanabilir. İkizler Burcu 22 Ekim neler bekliyor diyorsanız, onlar da değişken deli gibi kafayı sıyırmış gibi her şeyi kafaya taktılar ve üst üste biriken borçlar ve dengeleri yıprandı İkizler Burcu'nun. Ama sonrasında plan ve programa giriş yaptılar ve 2018 bitmeden birçok şeyi dengeye koyacaksınız Allah'ın izniyle. Ama sizde de takıntı, ruhsal depresyon ve her şeye uyku hali döngünüz oluştu. Lütfen pilates, yoga, meditasyon sizin enerjinize çok iyi gelecek. Yüzme de olabilir. Çünkü geçmişe ait sıkıntıları nasıl toparlayacağım kaygısına girdiniz ve bunların hepsi toparlanacak. Aşk konusunda da aynı ilişkiniz devam ediyor. Hatta evlilik kararı verdiniz. Fakat ev ve parasal dengeyi oturtamadığınız için de düğün tarihini hep geciktiriyorsunuz. Artık netliğe kavuşma ve boşanmak isteyen ikizler burcu için de inanılmaz güzel bir net karar ve artık özgürlüğüme kavuştunuz diyeceksiniz. Sağlık konusunda göz problemi, göz alerjisine ya da vücut alerjiniz olabilir. Dikkat diyorum. 22 Ekim yengeç burçları ile ilgili ne bekleniyor diyorsanız, aslında işle alakalı, devletle ilgili bazı ve eğitimle ilgili yapmak istediğiniz konular gündemde. Bununla ilgili büyük başarılar sağlayacaksınız. Hatta kendi master'ınız ya da doktoranızı tamamlama gibi niyeti ve işinizle alakalı yükseliş beklentiniz var. Aralığın ilk haftasına kadar bu gerçekleşmiş olacak. Verimlilik süreciniz var ama iş bekleyen yengeçler için biraz daha sakin süreçler olursa doğru süreç Aralık başı itibariyle aydınlığa kavuşacak. Sizde de mantar, akıntı ya da bu tarz sıkıntılarınız kulak iltihabı olabilir. İhmal etmeyin diyorum ama ailenizde uzun süredir dargın olduğunuz ve miras konusunda kavga ettiğiniz insanlarla barışma ve onlarla diyaloglarınızı oturtma ve yenilik dediğimiz sürece gireceksiniz ve bu sizin için hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Korku yaşamayın. Ve evrak ve devletle alakalı bir evrak işiniz olabilir. Bu da temiz bir kağıtla sürecek. 22 Ekim aslan burçları için sinirli, gergin, öfkeli ve patlayacak bir bomba gibi. Artık o olmadı, bu olmadı, şu olmadı, imzalar olmadı, her şey kötü gidiyor. Lanet olsun, bu burçtan nefret ediyorum aslan burçları için. Gerçekten yavaş yavaş ateşin alevlenmesi ve istediği zaferi ve istediği imzayı imzalatacak ve başarısına ödül katı. Ve iş konusuyla alakalı yurt dışı ile ilgili bağlarını güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Bununla ilgili altyapı oturtmak
oturtma telaşınız var, bunu da oturtacaksınız. Sakin. Aşk zaten minnoş minnoş devam ediyor. Onun tadını çıkartıyorsun da uzun süredir bekar olan aslan burçları çok sinirleniyor. Nerede aşk devam ediyor diyen aslanlar için de evet, doğru aşka yelken açma ama aslanlar takıntılı değiller. Doğru insanı bulamadıkları için sabırlılar ve sabrındaki doğru insanı verecek ve evlilik ve düzen kuracaksınız. Araçla ilgili yenilik yapmak isteyen aslanlar da, motor ya da aracıyla ilgili yenilik yapmak isteyenler için de daha vakit var diyorum. Başak burçları 22 Ekim'de ağlama, gözyaşı, hüzün, artık her şey üst üste geliyor, dengem yıprandı, ruhum bozuldu diyorsanız bir 15 gün daha böyle sizin bu ekinoz sonbaharının verdiği gerginlik sizin evrenize etki etti ve bu ekinozun üzerinizden gidip kış ekinozuna geçiş yapmak istiyorsunuz ama Allah nasip ederse bu sizin evrenize geçiş sağlayacak. Çok uzun süredir de beklediğiniz evraklarla imzalanmasını istediğiniz evraklar kapınızda, bu hayırlı ve aydınlık olacak. Bir ev satın almak isteyen başak burçları için, aslında bir yeri satıp yeni bir eve geçmek isteyen başaklar için de Kasım bitmeden bunu gerçekleştireceksiniz. Aile büyüklerinize gereksiz gerginlikler ve huzursuzluklar var. Onu çöpe atın. Çünkü sizin de hatalarınız var. Hatalarınızı görmüyorsunuz. Bunları yumuşatmanız lazım. Alınganlıklarını artık içine kapat. Her şeyi sorunmuş gibi anlatıyorsun. Bunu da kenara atarsan. Ve aşk isteyen başaklara biraz daha sabırlı olun diyorum. Hayırlı olacak. 22 Ekim terazi burçları, bu dengesiz ruh hali, hayatı böyle hep çürük mü yaşıyorum diyen terazi burçları için daha dingin, daha kararlı ve radikal ve işinizi değiştirme, yenilik dediğimiz bir süreç ve devletle ilgili beklediğiniz güzel kağıtların hayalinize gelmesi, mutluluktan gözyaşı dökeceksiniz terazi burçları. Aslında Rabbim size 2018'in sonuna doğru daha verimli, daha aydınlık bir sürece geçiş sağlayacak ve maddi olarak da planladığınız şekilde daha dengeyi sağlayacaksınız. O yüzden sizin için aslında Ekim'in bitişi, gerçekten ne istiyorsanız sisteminizi kurma. Aşk konusunda mutsuzum diyen ikizler burcu için de Kasım'ın 10'undan itibaren muhteşem bir terazi için de terazi muhteşem bir aşka yelken açma ve bu hayırlı. Evlenmek isteyen terazi burçlarımız için de doğru zaman ve Kasım'a kadar bu evliliğiniz gerçekleşmiş olacak. Bir de sizde toprak alma gibi bir niyetiniz var ya da miraslı toprağın aydınlanma, bu aydınlanacak. Sağlık olarak da kulak alerjiniz, boğaz probleminiz olabilir. Dikkat diyorum. 22 Ekim akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız, akrepler böyle kilit gibi ve her şey borçlar, her şey kiralar üst üste birikti ve işimi çıkayım mı çıkmayayım mı kararsızlığı yaşayan akrepler için biraz daha 20 gün 25 gün sabırlı olursanız dengeleri oturtacaksınız ve işinizle alakalı beklediğiniz bir değişim ve yükseliş sizin için hayırlı ve aydınlık olacak ve bunun muradını yaşayacaksınız ve yer ya da şehir değişikliği yaşamak isteyen akrepler için de aralığa kadar bu durumu çözmüş olacaksınız. 22 Ekim karar aşaması, kararla alakalı noktaların aydınlanması. Biliyorsunuz ki akrebin doğuş evresine giriyoruz. Akrep burcunun yenilenme dediğimiz sürece sizin doğma mevsiminiz başlıyor akrepler. O yüzden sizin için hayırlı ve güzel ve radikal kararlı olacak. Sizde de saç dökülmesi, boyunla alakalı süreçler, bir de anne ameliyatı olabilir. Dikkat diyoruz. 22 Ekim yay burçları ile ilgili neler bekliyordunuz? Yaylar. Aslında yayların parasal evrede sıkıntıları devam etse de iç huzurunu oturtmaya, yenilik dediğimiz ve büyük anlaşmalara imza atma kararı, yeni yıla kadar doğru iş kapısını bulma süreci, evet yay burçları doğru iş kapınız var, hayırlı olacak ve aydınlık olacak. Aşk konusunda da çok mutsuzum, yerlerde sürünüyorum diyenler için de bu 22 Ekim'den sonraki mevsim sizin için çok doğru ve iyileşme ve doğru aşka yelken açma döneminiz olacak. Çocuk isteyen yay burçları için de gebelik sürecimiz başlıyor ya da başlama kararı aldık ve uzun süredir kalp ya da mide ile ilgili kanser tedavisi gören hanemizde kim varsa iyileşecek ve rahat edecek diyorum. Uzun süredir de kiraya vermek istediğiniz bir mülkün gerçekten satılması ya da kiraya verilmesi gibi bir durumun sevinci ve miraslı bazı evraklarınız var. Bunlar için de Şubat mat rahatlama olacak. O yüzden yay burçları aslında varlıkta yoksulluk çekiyorsunuz. Artık varlığa keyfini çıkartıp daha radikal süreçlere erişeceksiniz. Oğlak burçları 22 Ekim neler bekliyor diyorsanız, oğlaklar aslında çok yoğun temponun ve para kazanamıyoruz. Her şey evet, işler çok iyi ama çok istediğimiz anlaşmaları da yaptık ama biz parayı nereye geldiği gibi gidiyor artık bu para sıkıntısı. Evet, oğlaklar belki Ekim, Kasım'ın 10'una kadar böyle gergin ve huzursuz dönem yaşayacaklar ama sonrasında yatırım ve planlar ve uzun süredir iş bekleyen oğlaklar
Oğlak burçlarımız için de Ekim'i bitirin. Kasım'ın sonu sizin için hayırlı bir iş kapısı ve aydınlık olacak. Aşk konusunda gözyaşınız dinmiyor. Geçmişi kapattığınız yeni bir insan ve hazır, iyi huylu bir insan arıyorsunuz. Bu iyi huylu insanı bulacaksınız ve dengeniz gayet rahat erecek. Ama şöyle bir sorunumuz var oğlaklarda da. Uyku sorunları çok fazla ve uyku problemi yaşadınız. O yüzden biraz psikolojik olarak yorgunsunuz. Bu dengeyi sağlarsanız sevinirim. 22 Ekim Kova burçları ile alakalı çok büyük bir işin imzasını attınız. Keyfini çıkartıyorsunuz. Sizde burun alerjisi, nezle ya da bu aralar böyle her burnunuz kaşınabilir. Ufacık bir şeyden koku rahatsızlığı yaşayabilirsiniz kovalar. Sabırlı olun. Bu sadece stresten kaynaklanan bir gerginlik. Bu sizin psikolojinize iyi gelecek diyorum. Bir de uzun süredir yapmak istediğiniz ortaklı bir iş var kovalar. Sizin için hayırlı ve bu imzayı atacaksınız. Ve bir ev değişikliği ya da şehir değişikliği düşünen kova burçları için de doğru bir karar ve sanki bir arsanın üzerine yaptıracağımız bir ev ve çiftlik evi tarzında bir düşünceniz var. Bazı kovaların hedefleri var. Toprak ve arazi üzerine bunu yapacaksınız. Sizin de uzun süredir geçmişe ait kırgın olduğunuz dostlarınızla barışma, huzuru bulma ve çok sürpriz iki ayrı işte birlikte çalışacaksınız. Bir de devlette beklediğiniz yeni bir iş kapınız var. Bunun da sevinci olacak ve ailede huzursuzluk geride kalıyor. 22 Ekim balık burçlarını, aşkla dolan balık burçlarını neler bekliyor diyorsanız aslında minnoş minnoş aşk yaşıyorlar. Huzuru biraz bulmaya başladılar. Yeni düzen, yeni iş kapılarını oturtmaya çalışıyorlar. Onlar minnacık yeni doğmuş bebek kadar yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyor. Artık balıklar biz yavaş yavaş ilerlemekten nefret ediyoruz diyen balık burçlarımız da var. Aynı yerde sayıklıyoruz, nefes alamıyoruz, öldük diyen balıklar için de aslında Aralık ayı ölümden değil dirilme döneminiz olacak sizin için de güzellikler, aydınlıklar olacak. Ve araç almak değil de aracı satmak isteyen balık burçları var. Yeni araç almak isteyen balık burçları için de hayırlı olacak. Sanki Aralık'tan sonra Ocak, Şubat'ta araçla ilgili sürecimizi sağlayacak. Sizde de en büyük sorun kalabalıklar sizi kasıyor. Sakinlik istiyorsunuz. Evde kimseyi istemiyorsunuz. Dingin bir hayat istiyorsunuz. O yüzden kalabalıktan yorulan balık burçları için sakin ve dingin süreç olacak. Evet, doğru bir hafta, doğru bir süreç. Hayranı, keyfini çıkartın balık burçları diyor. 22 Ekim haftalık burcumuzda yaptık. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. 10.000'de canlı canlı heyecanlı yapacağız yorumları. Evet, çok hızlı konuşuyorum. Nefret ediyorsunuz benden. Hatta burç yorumlarının üstüne amblemleri koymuyorum. Daha nefret ediyorsunuz. Saniyeleri yazmıyorsunuz. Yine nefret ediyorsunuz. Ama bizi takip etmekten vazgeçmiyorsunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.